Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekrem Yılmaz Kalafatoğlu. Yeni bir video ile karşınızdayız. Şu anda Hatay Expo alanındayız. Burası Expo alanının Arsuz alanı, bir de Antakya alanı var. Bugün Hatay Expo'nun Arsuz kısmını geziyoruz. Gördüğünüz göre arkamızda turnikeler bulunuyor. Girişimizi yaptık. Şimdi Expo gezimiz başlasın. İyi seyirler. Evet, Expo gezimize başladık. Şöyle göstereyim. Arkamda ışıklı havuz alanı bulunuyor. Böyle hava karardığında su gösterisi yapılıyor. Işıklı su gösterisi. Bugün denk gelirsek size görselleri paylaşacağım. Bu arada bugünün programında olmasına rağmen su gösterisi ne yazık ki yapılmadı. Onun arkasında da şöyle demirler var gördüğünüz üzere. Buraya da fuar alanı yapılıyormuş. Daha yapım aşamasında, bitmedi. Şöyle arkamızda da güzel bir yeşillik var. Bu yeşillikte de banklar var. Banklara oturup su gösterisini izliyorsunuz. Evet, Expo alanının bir kısmı buradan başlıyor. Şimdi diğer kısmına doğru geçiyoruz. Bakalım orada neler var. Evet, şimdi de Expo alanında şöyle arkamda gördüğünüz üzere çocuklara böyle müzikli şovlar, danslar yaptırılan bir alan var. Belli saatlerde çocukları böyle animasyonlarla, görsel şovlarla eğlendiriyorlar. Onun arka kısmında da restoranlar, kafeler var. Evet, yiyecek içecek önleri de arkamda bulunuyor. Genel olarak yeterli seviyede, karnınız aç kalmaz, doyarsınız. Fiyatlar da aşırı pahalı değil, normal seviyelerde, ama abur cuburlar biraz daha pahalı normal piyasaya göre. Evet, yemek alanı da bu kadardı. Evet, çocuklu aileler için can kurtarıcı bir alandayız. Arkamızda Expo alanının parkı bulunuyor. Yanında da Barkın bulunuyor. Barkın, parkı sevdin mi sen? Evet. Güzel mi? Kaydırakları seviyor musun? Hı. Çok kaydırak var mı burada? Evet. Gelelim mi hep buraya? Hı. Tamam. Öp bakayım babayı. Hı. Evet, gördüğünüz üzere parkımız gayet güzel. Barkın da çok memnun. Biraz Barkın'ın görsellerini sizlerle paylaşayım. Sonra gezimize devam edelim. Evet, Barkın'la annesini parkta bıraktık. Şimdi biz gezimize devam edelim. Şimdi bu Expo alanının en can alıcı noktasına geldik. Burada ülkelerin böyle bazı şehirlere ait bahçeler yapmışlar. Bu bahçelerin kendilerine has bir peyzaj düzenlemesi yapmışlar. Şimdi tek tek bu bahçeleri gezeceğiz. Aynı zamanda gezdiğimiz bahçelerin gece çekilmiş görüntüleri de var. Böyle gece ışıklı olduğu için o zaman da gayet güzel gözüküyor. Onları da görsellere yansıtacağız. Şimdi tek tek bahçeleri gezelim. Bakalım bahçeleri beğenecek misiniz? Evet, bahçeleri gezerken küçük bir mola verelim, bilgilendirme yapalım. Şu anda saat akşama doğru 7 civarı.
Expo alanı çok kalabalık değil. Biz daha önce de gelmiştik. Yoğunluk yine yoktu. Bugün cumartesi olmasına rağmen kalabalık değil. Genelde böyle boş oluyor. Şöyle çekeyim. Çok fazla insan gözükmüyor zaten. Böyle bahçede gezdiğimiz kadarıyla gayet güzel. Beğendik ama böyle tanıtım levhalarında sadece şehir isimleri yazıyor. Yani bahçeyle ilgili bir bilgilendirme falan yok. Böyle daha detay bilgilendirme panosu falan olsa en azından bahçe hakkında bilgileri okur, biraz daha bilgilenirdik. Onun haricinde böyle bahçenin etrafında bir sürü bank yapmışlar gördüğünüz üzere. Buralarda oturabilirsiniz. Onun haricinde bakın şöyle arkamda havuzlar var. Bu tarz havuzların hepsi boş. Görsel açıdan kötü duruyor. Böyle sanki daha tam açılamamış gibi. Oysa Expo açılalı bayağı da oldu. Bu havuzların hepsinin dolması lazım. Şimdilik genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bahçeleri gezip bize devam edelim. Bu arada gezdiğimiz bahçeler arasında görsellerde en çok hoşunuza giden bahçeyi yorumlara yazmayı unutmayın. Gezimiz son hızla devam ediyor. Evet, sonunda Hatay bahçelerini bitirdik. Genel olarak Arsuz Expo alanı bu kadar. Son olarak konser alanındayız. Şöyle arkamda gördüğünüz üzere görsellerde de yansıtıyorum. Geniş bir konser alanı var. Bu akşam saat 9'da Mirkelam var. Konser alanında şöyle göstereyim. Burada bir eksiklik var. Oturma alanları yok ne yazık ki. Oturma alanları da olsaydı güzel olurdu. Arkamda gördüğünüz üzere bir kafe var. Burada alkollü, alkolsüz içecekler satılıyor. Şöyle Expo alanını genel olarak tanıtayım, göstereyim. Arkam konser alanı. Şöyle geri döndüğümde şu taraflarda ışıklı müzikli havuz var. Bu aşağıda da çocukları eğlendirmek için zaman zaman yapılan ufak bir alan mevcut. Altımızda da kafeler var. Kafelerde yiyecek, içecek, kahve servisleri var ya da alkollü, alkolsüz içecekler var. Şöyle arkamı döndüğümde gösterdiğim park var. Şu diğer taraflarda da genel olarak Expo bahçeleri var. Genel olarak Expo alanı bu kadar. Çok fazla büyük bir alan değil. Böyle durmadan gezerseniz yarım saatinizi bile almaz. Ama böyle keyfini çıkartarak gezerseniz bir iki saatinizi falan alır. Bu arada sessiz bir bölge geçtim. Konser alanı çok gürültülü. Sesim size gelmeyebilir diye. Bu arada konser alanında oturma yerleri yok ama insanlar kamp sandalyelerini getirmişler. İstedikleri yerlere sandalyelerini koyup oturabiliyorlar. O konuda aklınızda bulunsun. Kamp sandalyeniz varsa kamp sandalyenizi kapıp gelebilirsiniz. Arsuz Expo gezimizin sonuna geldik. Kapanışı Barkın olmadan yapsaydık olmazdı. O yüzden Barkın'la beraber kapanış yapacağız. Expo'yu genel olarak beğendik mi oğlum burayı? Sevdin mi? Evet. Barkın sevdiyse bizim için sıkıntı yok zaten. Önemli olan onun sevmesi. Genel olarak benim yorumum da güzel. Vakit geçirmek için güzel bir alan. En azından Expo bittikten sonra da burası aktif olarak kullanılabilecek. O bakımdan halka kazandırılmış bir park. Videomuz hakkında olumlu olumsuz aşağıda yorum yazarak belirtmeyi unutmayın. Bundan sonra da Antakya Expo alanı gezmeyi planlıyoruz. Kanalımıza takipte kalırsanız o videomuzda yayınladığımızda ulaşabilirsiniz.
Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Biz video çekerken keyif aldık. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Oğlum el salla. Öpücük gönder. Kanışı abi oluyor. Masya kusuhiyo.